Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Evet, Ramazan-ı Mübarek'in yarısını geçtik. Kendi açımdan söylüyorum, ömrümde tabii ahirine doğru yaklaşıyoruz. Ne yarısı? Cahit Sıtkı'nın bir şiiri var ya, yaş 35 yılın yarısı eder. Herhalde aklıma bir anda o geldi. Her neyse, o da hedeflediği noktaya tutmamış ya. Olsun. Yani insanın içerisinde bir ebedi yaşama istek ve arzusu var şüphesiz. Hiç ölmek istemiyor. Hep yaşasın arzu ediyor. Bu bile aslında ahiretin varlığının bir izahıdır, bir ispatıdır sevgili dostlar. Evet. Ahiret var mı? Var. Nereden anlıyorsunuz? Çok şey var da az önce söylediğim hususta. Yani insan çok uzun bir ömür istiyor. Ölmek istemiyor. Bir hocamız bir zaman şöyle bir şey anlatmıştı bize. Erzurum Atatürk Üniversitesi ilahiyattayız. Allah gani gani rahmet eylesin. Vefat etti. Yunus Kaya diye bir hocamız. Bir ara bir hatırasından söz ediyor böyle. Diyor ki geçen gün diyor yeni yapılmış bir bina. 4 katlı ve yanından geçiyorum. Baktım orada birisi şöyle kollarını da beline dayamış. Şöyle böyle bakıyor hayran hayran. Selam verdim. Dedim ki diyor amca, yaşlı bir amca, yaklaşık 70'lerinde, 70-75 o arada, sordum diyor. Yani burası sizin mi? Şöyle bir yani alıcı gözüyle, tabir caizse sahiplenme gözüyle bakıyorsunuz. Burası sizin mi? Dedi ki diyor evet benim. Peki size göre kaç yıl gider bu böyle dedim. Cevap şu sevgili dostlar. Demiş ki 40-50 sene kadar bir gider. Ondan sonra da küçük bir tamir attırırız. Tamir yaptırırız, bakım yaptırırız. Ondan sonra da bir o kadar daha gider. Şimdi varsayalım ki 70 yaşında. 40-50 yıl sonrasında ne yapacak? Apartmanına bakım yaptıracak ve ondan sonra bir o kadar daha gidecek. Şimdi iyi güzel. Yani ne demektir bu? Neyi hedefliyor? 70 olduğunu varsayalım. Artı işte 40 daha diyelim biz en altını tutalım. 110. 110 yıl hesap ediyor. Ve neticede 110 yıl sonrasında küçük bir tamir yaptıracak, bakım yaptıracak apartmanına ve devam edecek. İşte demek ki insan ölmek istemiyor. Tabii bu şuna da benziyor sevgili dostlar. Şimdi aslında içimizde mevcut bulunan bu ebedi yaşama istek ve arzusu var ya, madem ki ebedi yaşama istek ve arzusuna sahibiz, madem ki Cenab-ı Hak bu ebedi yaşama istek ve arzusunu insanın içerisine yerleştirmiştir, öyleyse karıncanın bile ihtiyaç diliyle, dua diliyle yapmış olduğu talebi, arzuyu, isteği, duayı, niyazı, madem ki Cenab-ı Hak yerine getiriyor, insan gibi alay illiğinde yaratılan, efendim ahseni takvim diyoruz ya, Kur'an-ı Hakim'in deyimiyle, en güzel bir surette yaratılan insan, şüphesiz ki insanın istek ve arzularını Rabbim yerine getirecektir. Dualarına cevap verecektir. Madem ki insanın en önemli arzularından birisi de nedir? Ebedi yaşama istek ve arzusudur.
Madem ki bu dünyada bu ebedi yaşama istek ve arzusunun karşılığı verilmiyor ise demek ki diyarı ahir dediğimiz bir diğer diyarda yani ahirette bu verilecektir. İşte bunu böyle bilmek lazım. Ve bir de yani Cenab-ı Hak hakimdir, hikmet sahibidir. Yani düşünün, şimdi iftara davet edildiniz. Gittiniz, ev sahibi tam böyle top attı, ezan Allahu Ekber dedi. Cenab-ı Hak tabir caizse buyurun kullarım dedi. Siz de Bismillah dediniz, suyunuzu içiyorsunuz, hurmanızı yiyorsunuz. Her neyse Allah kabul etsin. Bakın orucunuzu açıyorsunuz ve yemeye başlıyorsunuz. Derken ev sahibi bir anda yemeye başladığınızda henüz daha doymadan tamam diyor. Kaşıkları bırakın. Benden bu kadar. Kalkın sofradan. Şimdi bu adama teşekkür mü edersiniz? Yoksa bu adama karşı ya ne oluyor sana mı dersiniz? Yani içinizden böyle çok farklı duygular geçirirsiniz. Şimdi madem ki Rabbim insanın içerisinde ebedi yaşama istek ve arzusu vermiş bir, iki, Cenab-ı Hak insanın bu tabii son derece diğer mahlukatın efendisi manasında yarattığı insanın önüne bu sofrayı dizmiş. Bahar vagonuyla getirilen meyveler, sebzeler ve diğer hububat insanın önüne dizilmiş. Tam yemeye başlıyor. Kimisi daha bir kaşık almış. Varsayalım ki bir yaşında. Hadi kalk bakalım. Ölümle karşılaşıyorsunuz. İkinci olarak bakıyorsunuz bir başkası işte 5 kaşık ancak almış 5 yaşında. 10 kaşık ancak almış 10 yaşında. Hani benim bir şeyimiz de vardı ya. Yani dünyanın hali bu aslında. Bir üzüm salkımı veya hatta çitimi hatta tanesi yedirir. Peşinden de 100 tane tokatı indirir. Böyle bir yapısı var. Madem ki gelen biz değiliz. Tercih eden biz değiliz. Ve buraya Cenab-ı Hakk'ın sonuç itibariyle niye getirildiğimizi araştırdığımızda ben kimim, neyim, neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum gibi soruların cevaplarını araştırırken biz anlıyoruz ki Rabbim bizi buraya bir imtihan vesilesiyle getirdi. Aslında ebedi alemine götürecek. Burada insanları sınava tabi tutacak. Burada insanlar olgunlaşacak. Cennete layık bir hale gelecek, temizlenecek ve ondan sonra da inşallah cennetine alacak. Yani biz bunu öğreniyoruz. Neticede akılla bunu araştırırken karşımıza peygamberler çıkıyor. Yani Rabbimin bizim için gönderdiği o yol gösterici rehberler karşımıza çıkıyor. Ve onlara artı bir de ne veriyor? Farklı şekillerde vermiş olduğu şeylerde Kur'an-ı Hakim gibi. Efendim daha öncekileri düşünürseniz. İşte Hazreti Adem'e 10 sayfa, Şit'e şu kadar, diğerlerine bu kadar derken Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Tevrat'ın işte verilmesi vesaire. Zaman zaman bizde zaten biliyorsunuz unutkanlık insanın içinde. Ben de biraz daha fazla unutkanım. Ondan dolayı unutkanlıklarımı lütfen bağışlayın. Derken sonuç itibariyle oralarda da Cenab-ı Hak o zamanın şartlarına göre bir takım kanunlar getiriyor ve bizi terbiye ediyor. Şimdi şöyle düşünün. Sevgili dostlar, hiçbir zaman sizler
Dağdaki bir kütüğü alıp getirip evinizin en güzide yerine koyar mısınız? Hayır, koyulmaz. Niye koyulmaz? Onun oraya koyulabilmesi için bir takım işlevlerden geçmesi gerekiyor. Yani sizin evinizin baş köşkesinde bir vitrin olabilmesi için, orada yer alabilmesi, yer tutabilmesi için öncelikle ne yapılacak? Bir hizara gidecek. O hizarcının makinalarından, testerelerinden geçecek, biçilecek, sonra yontulacak, sonra efendim kendisine bir şekil verilecek, sonra boyanacak, taranacak, her neyse sonrasında artık sizin evinizin en güzide noktasında yer alacak. Şimdi insan olarak bizlere gelince, işte bizim de şöyle söyleyelim, o şey gibi, pardon, evet, o ağaç gibi budanmamış ağaç gibi kalkıp da nasıl ki evimizde yer bulmuyorsa, bizim de kök saldığımız bir takım nelerimiz var? Huylarımız var. Yani kötü taraflarımız var, nefsin istekleri var, arzuları var, şeytanın yönlendirmesi var. Var da var. İşte ne bileyim, yerinde kullanmıyorsak inadımız var, yerinde kullanmıyorsak hasedimiz var, yerinde kullanmıyorsak şu şu şu. İşte onların bir törpülenmesi lazım ki cennette biz yer bulalım. Yani o zaman yoksa şöyle o işte efendim köklerimizin, budaklarımızın bir defa ne bileyim şöyle ifade etmek belki de mümkün. Yani bir yakılacak, düzeltilecek, ondan sonra ne yapılacak? Cennette yerini alacak. Evet, önemli olan daha ahirete gitmeden önce bu dünya hayatı içerisinde biz o kötü taraflarımızı tırpanlayalım ki tertemiz, düzgün bir vaziyette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmiş olalım. Evet, aslında bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle tabii Kur'an ayı olunca ve Kur'an'ın da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldiğini bilince, o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kısaca söz etmek lazım. Kısaca değil, uzun uzun ondan bahsetmek lazım. Ta ki ne kadar çok tanırsak ona o kadar çok bağlanır, ne kadar çok tanırsak onu o kadar çok sever, muhabbet eder. Ne kadar çok tanırsak o sevginin peşinde, onun sünnet-i seniyesine ittiba ederiz, uyarız ve onunla beraber bulunmayı arzu ederiz. Hatta bir defasında şu hadis aklıma geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiramdan biri diyor ki, ya Resulallah, çok üzülüyorum. Diyor ki, niye üzülüyorsun? Diyor ki, ya Resulallah, Cenab-ı Hak bu dünyada bize büyük bir nimet verdi. Biz sizi tanıdık, sizi sevdik, sizinle beraberiz. Evet, sizin sohbetinize katılıyoruz. Bundan büyük bir bahtiyarlık olur mu? Ama siz nerede, biz nerede? Sizin makamınız nerede, biz neredeyiz? Vefat ettikten sonra,
Ahirette sizi göremeyeceğim, sizinle beraber olamayacağım diye ödüm kopuyor. Öyle korkuyorum, öyle korkuyorum. Ben sizsiz orada ne yaparım? Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, korkma, endişelenme. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'ü me'ammen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Rabbimizi seviyoruz. İnşallah temenni ediyoruz. Onlarla beraber, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte haşru cem olur, bir araya gelir ve onun sohbetinden istifade ederiz. Evet, yani açık ve net olmak lazım. Bu asırda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sünnetini bütün ayrıntılarıyla yaşamak mümkün mü? Zor. Zor. Ama en azından karınca misali biz bu noktada bir şey yapamaz mıyız? Hani karıncaya sorarlar, işte bir yangın çıkmıştır. Karınca da o yangına doğru gidiyor. Diyorlar ki sen ne yapıyorsun? İşte ağzına az bir su almış. Onunla yangın söndürmeye gidiyor. Diyorlar ki sen bu halinle ne yapacaksın? Senin götürdüğün su miktarı ne ki? O da diyor ki en azından ben bana düşeni yaparım. Ve efendim yine hacca gitmeye karar vermiş karınca, yola çıkmış. Birileri demiş ki sen hacca filan varamazsın, Mekke'ye, Medine'ye ulaşamazsın. O da demiş ki en azından yolunda öremez miyim? Evet. Bunlar aslında olmuş olmamış problem değil. Ama bize verilen ders çok önemli sevgili dostlar. Gerçekten bize düşeni yapıyor muyuz? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Gul de ki diyor o müminlere, Müslümanlara, insanlara. İn küntüm tuhibbunallâhe fettebiûni. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani bir peygambersiz bir din düşleyen, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa bir postacı gibi gören zihniyetin kulakları çınlasın. Asla ve asla samimi olduklarını düşünmüyorum. Böyle bir Müslümanlık olamaz. Peygamberini dışlayan, peygambere yer vermeyen ve Cenab-ı Hak buyuruyor bakın işte ayet ortada. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi buradaki şey ne? Mantık ne? Öncelikle Allah'ı seviyor muyuz? Seviyorsak peygamberimize uyacağız. Ay sevmiyorsak haşa, o zaman diyecek bir şey yok. Bu şöyle bir mantıkla izah ediliyor malum sevgili dostlar. Deniliyor ki mesela güneş çıktı ise gündüzdür. Eğer gündüzse ne vardır? Güneş çıkmıştır. Eğer gündüz değilse o takdirde güneş de çıkmamıştır. Eğer Allah seviliyorsa Hazreti Peygamber'e uyulacaktır. Eğer uyulmuyorsa
Allah'a olan sevgi yok demektir. Bu kadar açık ve seçik ayet. Ama bütün bundan sonra kalkıp da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı böyle devre dışı bırakmaya, sünnetleri devre dışı bırakmaya hayır, mümkün değil. Yazık. Evet, sevgili dostlar, biz müminler olarak öncelikle Kur'an-ı Hakim'in sonrasında sünnet-i seniyeye ittiba edecek ve uyacağız. Az önce dedim, her şeyiyle mümkün mü? Belki her şeyiyle mümkün değil. Ama bir takım yönleriyle de olsa, az da olsa biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz ve o sevgimizi ancak böyle gösteriyoruz. Yani hem seviyorum hem itaat etmiyorum. Hem seviyorum hem de onun yolundan uzak yaşıyorum. Olmaz ki böyle. Evet, sonuç itibariyle sevgili dostlar, Allah'ı seviyor muyuz? Seviyoruz. Allah'ı seviyorsak Hazreti Peygamber'e uyulacak. Ta ki Allah da bizi sevsin ve günahlarımızı bağışlasın. Eğer durum tam tersi olarak baktığımızda ise, demek ki sünnet-i seniyeye uymuyorsak, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yolundan gitmiyor isek, Allah'a olan sevgimiz, muhabbetimizde problem var demektir. Evet, bugün burada bırakalım. İnşallah tekrar devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.